Dostlar kanalda ilk kez katlanabilir bir telefon incelemesiyle birlikteyiz. Özellikle tasarımsal açıdan devrim niteliğinde olan Xiaomi Mix Fold 2'yi birlikte inceleyeceğiz ve tüm özelliklerine hem Avrupa hem de Türkiye fiyatında birlikte hesaplayacağız. Destekleriniz benim için çok önemli. Videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Şimdi hemen Mix Fold 2'nin en iddialı olduğu alanla yani tasarımıyla başlayalım. Tasarımsal açıdan baktığımızda bizleri mükemmel bir cihaz karşılıyor. Burada kitap formunda katlanabilir Plan yapısıyla farklı bir tasarım anlayışıyla beraberiz. Ayrıca Xiaomi Mix Fold 2 Samsung Z Fold 4'ten daha şık bir tasarımla geliyor. Mix Fold 2 açık haldeyken 5.4 mm, kapandığında da 11.2 mm'lik bir kalınlığa ulaşabiliyor. Köşeli tasarımı ile birlikte telefon elinize aldığınız zaman inanılmaz derecede üst seviye bir telefon kullandığımızı rahatlıkla hissedebiliyoruz. Menteşe bölümünde metal ve karbon fiber alaşımlar da tercih edilmiş. Dayanıklılık açısından da bu zarif tasarıma rağmen diğer katlanabilir telefonlara göre daha başarılı olduğunu düşünüyorum. Buradan ekran kısmına geçtiğimizde çok iddialı bir cihazla ekran tarafında da karşı karşıyayız. 8 inç boyutunda 2K çözünürlük sunan ana ekran 120 Hz adaptif bir tazeleme hızı sunuyor ve bu sayede ekran yenileme hızı kullanım senaryosuna göre 1 Hz ile 120 Hz arasında dinamik olarak değişebiliyor. Panelin getirmiş olduğu avantajlardan biri de kesinlikle mükemmel renk başarımı diyebiliriz. Katlanabilirsiniz katlanabilir olan bu ekran teknolojiyi başka bir seviyeye taşımış durumda. 1300 nit maksimum parlaklığa da Mix Fold 2'nin ekranı ulaşabiliyor. Bu değer katlanabilir telefonlar açısından da şaşırtıcı bir seviyede. Dış ekrana geldiğimizde de 6.56 inç gayet büyük ve iyi bir çözünürlük, iyi bir renk başarımı ve 120 Hz yenileme hızıyla akıcı bir ekranla karşılaşıyoruz. HDR10 gibi üst seviye destekleri de bu ekranda yer veriliyor. Açıkçası rakibi olan Galaxy Z Fold 4'ten net şekilde önünde olduğunu söyleyebilirim. Performans tarafında ise Mix Fold 2'de Android dünyasının en güçlü işlemcisini yani Snapdragon 8 Plus Gen 1'i görebiliyoruz. Bu işlemci hem verimlilik hem de performans açısından Snapdragon 8 Gen 1'den %10 civarı daha yüksek bir hız sunarken bu Yonga seti bu gücü %30 daha az güç tüketerek bizlere sunabiliyor. Bu noktada batarya optimizasyonu da bir önceki nesle göre daha iyi hale gelmiş durumda. 4 nanometre işlemci, 12 GB RAM ve GFS 3.1 teknolojisiyle tam bir hız performans canavarı telefonla karşı karşıyayız. Oyun tarafında olsun günlük kullanımda olsun bu cihaz performans açısından bize en ufak bir problem yaşatmayacaktır. Kamera tarafına baktığımızda Mixvolt 2'de 50 megapiksel OIS destekli Sony üretimi olan bir kamerayı görüyoruz. 13 megapiksel ultra geniş açı ve 2x zoom yeteneğine sahip telefoto kameramızda bulunuyor. Fotoğraf kalitesi açısından bir amiral gemisi seviyesinde doğru renk verebilen yüksek dinamik aralığı ve çözünürlüğüyle gerçekten başarılı fotoğraflar çekebiliyoruz. Video tarafında da Leica filtresi desteğiyle 4K 60 fps, 8K 24 fps o ile beraber güzel bir video desteği sunarken ön tarafta 20 megapiksellik bir sensörü görebiliyoruz. Bu kamerada maalesef ki 4K desteği yok. Batarya tarafında 4500 mAh batarya ve 67W hızlı ile beraber sıfırdan yüze ortalama 40 dakikalık bir performans sergiliyor. Bu noktada da Z Fold 4'ten ciddi anlamda ayrıştığını söyleyebiliriz. Hoparlör kısmında ise Mix Fold 2'de Harman Kardon üretimi çok çok başarılı bir hoparlör sistemi konumlandırılmış. Android 12 ve MIUI'nin Fold için geliştirilmiş katlanabilir şekilde optimize edilen klasik bildiğimiz MIUI 13 yazılımı ile geliyor. Yazılım deneyimi özellikle bu cihazın donanım kısmı ile birleştiğinde almış olduğumuz genel deneyim gerçekten başka bir seviyede. Ayrıca Mix Fold 2'de suya ve toza karşı herhangi bir dayanıklığımız yok. Şimdi en önemli konudan yani fiyatlardan bahsedersek katlanabilir telefona göre fiyat performans diyebileceğim bir konumda yer alıyor. Baz modeli yani 12 GB RAM 256 GB'lık versiyonunu 1340 dolara alabileceğiz. Bu telefonun yakın bir zamanda global pazara da açılacağını düşünüyorum. Büyük ihtimalle ülkemizde de satışı yapılacak. Sizce bu fiyatıyla sunduğu bileşenlerle katlanabilir bir Xiaomi almak mantıklı mı? Görüşlerinizi yorumlarda bekliyorum. Bana destek vermek için videoyu videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Ve sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.